davetleri kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı olarak ilçe başkanımızla, ilçe yönetim kurulumuzla sizleri ziyarete geldik. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Şimdi malum 1 Kasım seçim sürecine girildi. Bu seçim ülkemiz için son derece önem arz eden bir seçim. Dolayısıyla bizler de elimizden geleni yaparak Manisa'mızın hem kurum ve kuruluşlarına hem halkımızı ziyaret ederek ülkemizin içine düştüğü, son dönemde içine düştüğü, özellikle bu bölünme tehlikesine karşı insanlar, arkadaşlarımızla birlikte bu konuyu işliyoruz. Desteklerini bekliyoruz insanların, arkadaşlarımızın, kurumların. Dolayısıyla bu vatan hepimizin, bu memlekette hepimiz birlikte yaşıyoruz. Tabii ki ekonomi çok önemli, eğitim çok önemli, diğer konular çok önemli ama öncelikle üzerine basa basa söylediğimiz, önce vatan diyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in söylediği gibi söz konusu vatansa gerisi teferruattır noktasında düşünüyoruz. Bu anlamda görüşlerimizi tabii ki sizlerle, sizlerin sorunlarını da dinleyerekten Milliyetçi Hareket Partisi olarak çare üretme düşüncesinde. Bununla ilgili vaatlerimiz de söz konusu. İnşallah hep birlikte ülkemizin geleceği için, birliğimiz, beraberliğimiz için sizler için de destek yapıyoruz. Yaşar, kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Bu çıktığınız yolda Allah'ın yolunu baktığınız kesin. İnşallah. Kaç tane kalıyor? 4 olur, 5 olur. Evet, gerçekten ülkenin önündeki konu ekonomik anlamda, siyasi anlamda ve ekonomi o kadar değil, siyasi daha kötü bir ön plana geçtik maalesef. Yaşadığımız son olaylardan dolayı. İnşallah iyi şeyler olur diye düşünüyorum. Böyle koalisyonlar kurulsaydı ya da hükümet bir istikrar ortamı sağlayabilseydi, fakat bu maalesef geçtiğimiz dönemde iktidar partisinin yanlış politikaları dolayısıyla, daha doğrusu koalisyon kurmama noktasındaki politikası dolayısıyla Türkiye şu anda geçici hükümetle şeye gidiyor, bir seçime gidiyor. Burada önemli olan tabii ki hem siyasal hayatı, hem ticari hayatı, hem diğer konularla ilgili yüzlüğe çıkması. Çünkü şu anda bir istikrarsızlık ortamı maalesef söz konusu. Özellikle güvenlik meselesi, terör belası Türkiye'nin maalesef başını çok ağrıtmakta. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler 50 yıllık geçmişe sahip olan bir partiyiz biliyorsunuz. Dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Ülkemizin birliği, dirliği ve memleketimizin refahı, huzuru için biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Geçmiş dönemlerde, muhalefette olduğumuz dönemlerde iktidar sahiplerine gerekli uyarılarımızı yapmamıza rağmen, tabii ki onlar özellikle bu çözüm süreci noktasında bizim ihanet süreci diye nitelendirdiğimiz konuyu maalesef gündeme getirdiler. Bir takım pazarlıklar, bir takım görüşmeler, devlete yakışmayacak, Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayacak noktada bir takım görüşmeler oldu. Ve sonucunda da keşke biz yanılsaydık ama maalesef haklı çıktık uyarılarımızda. Dolayısıyla şu anda en son zaten Doğu ve Güneydoğu'da 160'a yakın askerimiz, polisimiz ve korucumuz, hatta sivil vatandaşlarımız şehit oldular. En son da işte Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, Türkiye Cumhuriyeti'nin göbeğinde kötü bir saldırı oldu. 100'e yakın, 99 kişi öldü. Yaklaşık 200'e yakın yaralı var. Bunlar tabii ki maalesef dış güçlerin, özellikle Büyük Orta Doğu Projesi dediğimiz, Türkiye üzerinde böl parçala yönet noktasında Amerikan sisteminin olduğu gibi, bizi de bu batağın içine çekmek istiyorlar. Uyanık olmamız lazım, birlik olmamız lazım, beraber olmamız lazım. Dediğim gibi aynı noktaya olmamız lazım. Artık gidişat bölünme noktasına doğru gitmekte maalesef. Hızlı gidiyor. Hani biraz önce de ifade ettim. Hani ekonomi şöyle böyle olur. Hani bazen bir dönemde bozuk olabilir, bir dahaki dönem düzelebilir. Eğitim sistemi bir takım, herkesin kendine göre yoğurt yiyişi vardır. Milli olmak kaydıyla bir takım değişiklikler yapılabilir, bir takım varyasyonlara gidilebilir. Ama
ülkenin bölünmez bütünlüğü söz konusu olunca bizim bu konuda çok hassas davranmamız gerekiyor. İnşallah Allah sonumuzu hayır eder diyoruz. Allah milletimize, Türk milletine, vicdanlarına bu şeyi yerleştirir. İnsanımız da ona göre bu 1 Kasım'da inşallah sandıklarda oylarını gerektiği gibi verirler diye düşünüyoruz.